Murat Çelik, ekmekli sloganın perde arkası. Ekmek için Ekmelettin, slogan bu olunca santimetre kareye 5 kelime oyuncusu 3 laf cambazanın düştüğü sosyal medyada ortalık bayram yerine döndü. Başta Twitter ardından Facebook ve diğerleri Ekmelettin İhsanoğlu ekmek diliminden Türkiye haritası şeklindeki logonun önünde... Henüz konuşmaya devam ederken sosyal medya ekmekli sloganın ekmeğini yiyip bitirmişti bile. İhsanoğlu'nun kampanyasını yürüten gönüllü ekibinden meslektaş ve arkadaşım Özlem Gürses'i aradım. Sloganı kim buldu? Kampanya gönüllülerinden oluşan ekibin beyin fırtınasından çıktı. Ekmeleddin Bey'in ismiyle ilgili oluşan gündem esin kaynağımız oldu. Kimi telaffuz edemiyor, kimileri yanlış telaffuz ediyordu. Gülümseten, komik ifadeler bile çıkıyordu zaman zaman ismiyle ilgili. Bir arkadaşımız önerdi. Üzerinde konuştuk, tartıştık, geliştirdik, çeşitlendirdik ve Sayın İhsanoğlu'nun da onayıyla hayata geçirdik. Kendisi de çok beğendi. E, takip ettiniz değil mi reaksiyonları özellikle de sosyal medyadaki neredeyse sokak jargonuyla geyik seviyesindeki espri silsilesini? E, tabii ki takip ediyoruz ve çok da eğleniyoruz doğrusu. Ekmelettin Bey de çok memnun durumdan zeka ürünü esprilerden hepimiz çok keyif alıyoruz. Böyle bir slogana karar verdiğinizde sosyal medyada aktif olarak yer alan insanlar olarak sanırım tahmin etmişsinizdir gelecek olan tepkileri yapılacak esprileri tabii ki gerçi laf aramızda bazıları tahmin edilemeyecek kadar yaratıcı ama bu kadar çok konuşulması, sosyal medyada bu denli yer bulması üzerinde espriler yapılması, tanınırlığın farkındalığın artması demek bu durum. Bunların hepsi de sloganın başarılı olduğunu gösteriyor ve tabii kampanya stratejimizin. Ekmek için ekmelettin sloganı karşılıyor mu bahsettiğin kampanya stratejinizi? Evet çünkü hem ekmeğin kutsallığına atıf var bu sloganda hem de ekmek fiiline. Bu kutsal topraklara sevgiyi ekmek, kardeşliği ekmek, birliği, bütünlüğü, zenginliği, huzuru, mutluluğu, bütün bunların tohumlarını ekmek. Ekmelet'in Bey hep ayrışmayı, kamplaşmayı, düşmanlığı, nefreti, bölünmüşlüğü, yoksulluğu ve menzeri olumsuz Türkiye gerçeklerini bitirmeyi, bütün bunlara bir son vermeyi hedeflediğini söylüyor biliyorsun. Başbakan Tayyip Erdoğan son kamuoyu araştırmalarının sonucunu açıkladı. Siz de yaptırıyor musunuz benzer anketler? Evet yaptırıyoruz ama henüz sahada devam ediyor. O sebeple henüz bir rakam verebilecek durumda değiliz. E şu anda bir kampanya gönüllüsü olarak görev yapıyorsun ama bir gazeteci gözüyle. Bir süredir birlikte çalıştığın Ekmelet'in İhsanoğlu'nun senin dikkatini çeken önemli gördüğüm bir cümlesini paylaşır mısın benimle? Huzur olmazsa ticaret olmaz, ticaret olmazsa ekonomi büyümez cümlesini söyleyebilirim. İlk aklıma gelen bu oldu. İhsanoğlu Recep Tayyip Erdoğan karşısında seçilme şansı bulabilir mi bilmiyorum. Şahsen bu şansın çok düşük seviyede olduğunu düşünenlerdenim. Seçilemezse de sanırım Ekmelettin İhsanoğlu'nun bu adaylık sürecinden kazancı bunca yıldır sadece ismini bilen ülkesinin insanların kendisini yakından tanımış olması olacak. Murat Çelik, Vatan